Merhaba. 70 milyon resmen zehirleniyor. Çerkezköy, Çorlu ve Lüleburgaz'daki fabrikaların kimyasal atıkları yüzünden zehirli suya dönüşen Ergene Nehri ölüm saçıyor. Türkiye'de ayçiçeği ve pirinç ihtiyacının %65'ini karşılayan tarlalar içinde ağır materyallerin bulunduğu zehirli nehir suyuyla sulanıyor. İnanılmaz görüntüler birazdan Habertürk manşette olacak. Bugün Ergene Nehri nasıl ölüyor, nasıl öldürüyor onu konuşacağız. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Yorulmaz. Ama önce Ergene Nehri zehir saçıyor dosyasını izleyelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. İşte Ergene'nin doğduğu, öldüğü ve öldürdüğü yer. Yüzlerce fabrikanın atıkları, bir zamanlar köylülerin su içtiği, balıkların yaşadığı, insanların yüzdüğü Ergene'yi zehir nehri haline getirdi. Yıldız Dağları'nın eteklerinden doğan Ergene'yi, Çerkezköy ve Çorlu'daki fabrikaların ağır sanayi atıkları zehirleriyle nehri öldürüyor. Ergene uzun köprüden sonra ise bu kez ölüm saçıyor. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin %63'ü, pirinç üretiminin %44'ü, buğday üretiminin %9'unun yapıldığı topraklar zehirli suyla sulanıyor. Ağır metal atıklarının yoğun olarak görüldüğü zehir kanalının sulama suyu olarak kullanılması hem bölge hem de Türkiye açısından büyük bir tehlike demek. Kaynarca Deresi Ergene Nehri'ni oluşturan onlarca kaynaktan biri. Ergene Nehri'nin en önemli kaynaklarından birisinde bu Kaynarca'daki yerden çıkan sular ve beş çeşmeden akan sular sağlıyor. Kırklareli'nin bu şirin beldesi Kaynarca'da yaşayan insanlar için bu dere hayat kaynakları. Kaynarcalılar hem içme sularını hem de sulama sularını bu dereden karşılıyorlar. Teyzeciğim kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz burada? Su alırım. Su mu alıyorsunuz? Evet. İçme suyu herhalde değil mi? İçme. Soğuk da bayağı öyle gözüküyor. Soğuk buz gibi. Bunu her ihtiyacınızda kullanıyor musunuz? Kullanılır. Günde kaç defa gelip buradan su alıyorsunuz böyle? İhtiyacın olduğu zaman gelirsin tabii. Kaynarca'nın ortasındaki beş çeşmenin suyu bölgede epey meşhur. Evet, şimdi buradan suyumuzu doldurduk. Bu suyu İstanbul'a götürüp yetkili laboratuvarda test ettireceğiz. Suyun ne kadar temiz olup olmadığını bu test sonuçlarına göre sizinle paylaşacağız. Beş çeşmeden aldığımız suyun laboratuvarda yaptırdığımız analizleri temiz çıktı. Kırklareli'nin Şirin Beldesi Kaynarca'dayız. Kaynarca Ergene Nehri'nin en önemli su kaynaklarından birisi. Ve arkamızda hemen bir şelale var. Şelaleden gürül gürül sular akıyor. Bu sular daha sonra 25 kilometre sonra Ergene Nehri ile buluşuyor. Ergene Nehri'nden Meriç Nehri'ne, oradan da Ege sularına karışıyor. Doğduğu yerde içilecek su kıvamındaki Ergene'nin rengi Çerkezköy'den sonra siyaha, Çorlu'dan sonra ise katrana dönüşüyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin arıtmadan ya da uygun arıtma yapmadan doğaya bıraktıkları zehirli atıklarla yerleşim birimlerinden akarsulara bırakılan kanalizasyon ve eser atıklar Ergene'yi kimyasal atık kanalına dönüştürüyor. Nehrin geçtiği kasaba ve köylerde kokudan duruluyor. Bir yarım saat önce gürül gürül akan tertemiz bir derenin başındaydık. Kaynarca Deresi'nin başındaydık. Şimdi ise tam Lüleburgaz'dayız. O dere işte 30 kilometre sonra ne hale geldiğini görüyoruz. O tertemiz su, berrak su burada simsiyah bir suya dönüşmüş durumda. Bu nehirde biz çok yüzdük, çok yıkandık, çok balık tuttuk. Ama şimdi yanına sokulamıyoruz. 70'li yıllardan sonra bu dere bu hale geldi. Rahmetli nenem derdi, evin önüne kadar ekeceksiniz, dikeceksiniz, karnınızı doyuramayacaksınız, dereler katran akacak, her neyse. Ama bu o katran akacak lafını unutamıyorum. Bugün bunu görüyoruz, örneği burada.
herkes diyor ki Ergene Trakya'nın sorunudur. Ben öyle demiyorum. Ben Trakya'nın değil, Türkiye'nin, hatta dünyanın sorunu. Çünkü bu gördüğünüz bütün arazileri kışın ya da baharda yağmur yağdığı zaman su basıyor. Bu kirli su bu tarlalara yayılıyor. Su çekildikten sonra tarlalarda çamur kalıyor ve bütün ekili alanlar sararıp kuruyor. Bazılarında da ürünler toplandıktan sonra bunları bütün Türkiye yiyor. O zaman ben soruyorum, bu nasıl karamsulun sorunu? Şimdi Ergene Nehri'nin bu simsiyah, kapkara ve zehirli suyundan numune alacağız ve bu numuneyi İstanbul'da yetkili bir laboratuvara götürüp test ettireceğiz. Gördüğünüz gibi simsiyah. Yaptırdığımız analizlerde nehir suyunda yoğun olarak kurşun, civa, kadmiyum, kobalt, bakır gibi ağır metaller ve arsenik çıktı. Çorlu'da zehirli su sulamada kullanılmıyor ancak şiddetli yağmurlarda nehir taşıyor ve nehrin çevresindeki verimli araziler zehirli suyla kaplanıyor. Ergene sanayiyle buluştuktan sonra ne yazık ki bu hale geliyor. Çünkü Ergene doğduğu kaynaklarda 2 metreküp saniye, şu anda gördüğümüz yerde 8 metreküp saniye akıyor. Buradaki fazlalık sanayinin 6 metreküp fazlalıktan saniyede, bahsediyoruz. Evet, belediyelerin evsel atıkları, sanayinin atıklarından sonra Ergene Nehri bu hale geliyor. Suların çekilmesiyle ağır kimyasal maddeler toprakta kalıyor. Bunlar topraktan bitki ve sebzelere, sonra da insanlara geçiyor. Sağ ol dede. En vahim manzara ise uzun köprüden sonra yaşanıyor. Şimdi de pirinç tarlalarının başındayız. Zehirli su pirinç tarlalarına buradan taksim ediliyor. Gördüğünüz gibi o katranlı suyun toprakta bırakmış olduğu siyah izi görüyorsunuz. Suyun debisinin yükseldiği anda o debi maalesef toprağı o kadar siyah bir hale getiriyor. Sonra da debi düştüğünde bu siyahlık ortaya çıkıyor. Ergene öldürmeye Trakya'nın en verimli toprakları olan Uzun Köprü'de başlıyor. Çerkezköy, Çorlu ve Lüleburgaz'daki sanayi fabrikalarının atıkları bu ilçede birleşiyor. Bülent Bey, burası için, tam da bu nokta için Ergene Nehri'nin öldürdüğü yer tanımı yapılıyor. Neden bu tanım yapılıyor? Çünkü yaşamı veya suyu taşımıyor. Artık çok zehirli kimyasal atıkları, sıvıları taşıyor nehir. O yüzden geçtiği her yeri öldürüyor. Çünkü birinci sınıf verimli tarım arazilerine sahip bu havza gitgide ölüyor, çoraklaşıyor. İçme sularımıza karışıyor tabii ki bu zehirli kimyasal atıklar, sular. Bu suyla kendi tarlaları sulanıyor. Tabii ki, mutlaka. Yani biliyorsunuz bölgemiz bir çeltik, yani pirinç ve ayçiçek, kısmen buğday deposu. Bu ürünleri çiftçiler, sulama birlikleri, kooperatifler maalesef bu nehirden akan sularla veya bu nehrin karıştığı bir takım artezyen kuyu sularıyla suluyor. Sulu tarımı maalesef başka alternatifi olmadığı için Ergene Nehri'nden yapıyor. Bu da besin zinciriyle zannediyorum insanlara, tüm canlılara, bitkilere, hayvanlara geçiyor. Yani aslında kanser oluyoruz. Hepimiz kanser adayıyız. Ama topraklarımız, sularımız zaten kanser oldu. Uzun köprüye kadar sığ bir debiye sahip Ergene, burada gürül gürül akıyor. Ve ne yazık ki gürül gürül akan bu zehirli su, Uzun Köprü'nün uçsuz bucaksız ovalarını sürüyor. Biz üretmek zorundayız. Eğer bu sulama yapmasak, üretim yapmasak karnımızı doyuramayacağız, geleceğimizi hazırlayamayacağız. O yüzden çiftçiliğimize devam etmek zorundayız. Mecbur olduğumuz için suluyoruz. Yoksa bu sula tarım yapılamayacağını biz de görüyoruz, biliyoruz. Yetiştirdiğiniz pirinçten kendiniz yiyor musunuz? Mümkün mertebe yemek istemiyoruz. Yani ve yememeye çalışıyoruz. Çünkü başkalarının da yemesini istemeyiz. Gördüğünüz gibi olay ortada. Bu kadar kimyasalın olduğu bir sula sulanan bitkide mutlaka kimyasal atık kalacağını düşünmekteyiz. Tabii bu bilim insanlarının işi. Ama biz böyle görüyoruz. Ama biz tarımcı olarak
sağlığı geçmek zorundayız. Yani aslında öyle değil de üretmek zorundayız. Ömer Bey, söyledikleriniz gerçekten çok vahim. Ürettiğiniz pirinci kendiniz yemiyorsunuz ama insanlara satıyorsunuz. Bu pirinci yiyen insanlar zehirli suyla bu tarlaların sulandığını bilmiyor. Abdullah Bey, vahim olduğunun biz de bilincindeyiz. Ama biz üretmek zorunda olduğumuz için üretiyoruz. Yani devletin ilgili kurumları buna el atmalı bence. Tabii bu kirli sudan sulanan bitkide mutlaka insan sağlığına zarar verecek etkileri olacaktır diye düşünüyorum ben de. Ama maalesef bundan başka çaremiz yok. Çaresiziz yani. Eğer bu suyu kullanmazsak üretim yapamayacağız. Çeltik ekemeyeceğiz. Sonuçta geleceğimizi hazırlayamayacağız yani. Mecbur olduğumuz için üretiyoruz. Mecbur olarak ürettiğiniz bu pirinçleri de Türkiye'ye satıyorsunuz. Tabii. Tüccara satıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerine dağılmış oluyor yani. Nehre atılan su motorları, susuzluktan yanan çeltik tarlaları için adeta bir kurtarıcı oluyor. Bu suyun içerisinde neler var dersiniz? Çeltiklerin sulandığı nehirden aldığımız sıvı analizleri tehlikeyi tüm boyutlarıyla ortaya koyuyor. İçinde kurşun, civa, nikel, kadmiyum, kobalt, bakır, antimon ve arsenik gibi ağır metallerin olduğu zehirli suyla tarlalar sulanıyor. Ergene'nin zehri sadece topraktan insana geçmiyor. Edirne'nin Meriç ilçesi Adasaranlı'da Meriç Nehri ile birleştikten sonra Saroz'da Ege Denizi'ne dökülen zehir, deniz ürünleri yoluyla da insanlara bulaşıyor. Ergene Nehri'ni kirletenler besin zinciriyle ulaştırıyor. Asıl sorumlu burada görevini etkin idari tedbirleri almayarak yapmayan, çevre yasasının 15. ve 30. maddelerini uygulamayan bence yetkililerdir. Bu konuda önlem aldık, alıyoruz, tarih açıklıyoruz, vaat ediyoruz, şu saatte yüzeceğiz demek yetmiyor. Çünkü çevre yasası diyor ki bunu uygulamakla en başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il müdürlükleri yetkilidir. Tehlikeli faaliyetler derhal durdurulur diyen çevre yasasının 15 ve 30. maddesine rağmen tehlikeli faaliyetler durdurulmuyor. Bu nehir o yüzden simsiyah akıyor. Ergene Nehri insanı nasıl zehirliyor? Bunu konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Yorulmaz. Faruk Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Gerçekten görüntüler çok vahim. Siz de yıllardır Ergene Nehri üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ergene Nehri halk sağlığını nasıl etkiliyor? Onları bilimsel detaylarla ortaya koyuyorsunuz. Evet. Biraz bu çalışmalardan bahsetmenizi istiyorum. Gerçekten biz görüntüleri izlediğimizde gözlerimize inanamadık. Siz bu görüntüleri pek çok kez görmüştünüzdür. Efendim önce izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kuşkusuz görüntüler çok şeyi anlatıyor. Evet. Bunun üzerine söylenecek sözler olsa olsa bilimsel kanıtları neler? Bir bölümünü siz gayet güzel yapmışsınız. Su örnekleri aldıktan sonra analizlerini yaparak bu suyun içerisinde neler var bunları söylemişsiniz. Ama öncesinde galiba su ne kadar önemli bir konu, bunu söylemek gerekiyor. Su gerçekten hayati bir madde. Tarih boyunca da bütün yerleşim yerleri suya yakın yerlere kurulmuş. Çünkü su olmazsa hayat yok. Bunlardan bir tanesi de elbette akarsularımız. Akarsularımız denildiği zaman da Trakya için ben bu benzetmeyi sıklıkla yapıyorum. Kalbi saran koroner damarlar gibi Trakya'nın tümünü saran bir su kaynağı Ergene, Meriç'le birlikte. Doğru. Dolayısıyla bu nehrin kirlenmesi kalbi besleyen damarların kirlenmesi anlamına gelmekte. Aynı insan vücudunda kalbin damarlarının sorunlar yaşaması ile yaşanan olayları bu defa Trakya toprakları yaşamakta. Belki çevre dediğimiz zaman yeterince duyarlılığın oluşmadığından başlamak lazım. Çevre denildiği zaman kuşlar, kelebekler, böcekler gibi sanki çok da önemli olmayan boş insanların uğraş alanı gibi algılandığını zaman zaman izliyoruz. Öyle değil. Çevre son derece önemli. Çevre sağlıklıysa biz sağlıklıyız. Çevre sağlıksızsa bazen az önce izlediğimiz VTR'de olduğu gibi kanser oluyoruz.
başka kronik hastalıklara yakalanıyoruz. Hocam nasıl kanser oluyoruz? Şimdi biz bu Ergene Nehri'nin doğal kaynaklarından birisi olan Kaynarca'da idik. Çekimlerine de oradan başladık. Oradaki çeşmelerden sular içtik. Oradaki köylüler de pek çok insan da yoldan geçenler de sular alıp içiyorlar. Nehirlerinde ördekler yüzüyor, çocuklar suyla oynuyor. Hatta yaşlılar da nehirlerinde geziyorlar. Dupduru, çok da güzel bir su. O su numunesini İstanbul'a getirdik, analiz ettirdik. Su hakikaten tertemiz çıktı, içilecek kıvamda. Evet. Arkasından Lüleburgaz'a geldik. Lüleburgaz'da derenin, Kaynarca Deresi'nin 25 kilometre sonrasından numuneler aldık. Orada su kapkara bir hale dönüşmüştü. Evet. Ve suyun içerisinde yok, kurşun, civa, nikel, arsenik gibi pek çok ağır metale rastladık. Biraz daha aşağı indik, Karamusul'dayız. Karamusul'da nehrin geçmiş olduğu yerlerden kokudan durulmuyor. Evet. Ve burada da maalesef hayvanlar bu sudan içiyorlar. Ördekler bu sudan içip yumurta yapıyorlar, insanlar yiyor. Hemen arkasından görüntülerde de izlediğimiz gibi Uzun Köprü'ye geldik. Uzun Köprü'de vahim bir tabloyla karşılaştık. Hakikaten o suyla insanlar yüzlerce, binlerce dönümlük arazide pirinç tarlalarını suluyorlar. Ve bu pirinci, biliyorsunuz Türkiye'nin %50, %60'ına yakın ayçiçeği ve pirinç ihtiyacı bu ovalardan karşılanıyor. Ve bizler yiyoruz. Üretenler yemiyor. Diyoruz ki biz yemiyoruz diyorlar. Şimdi insanlar ne yapacak? Yani nasıl bir yöntem izlemeli? Şimdi tabii öncesinde bu söylediklerinizin bilimsel kanıtları da var. Evet. Bu bizim gördüğümüz manzara. Biz de analiz ettirdik. Siz de pek çok analizleriniz var. Pek çok analizler yapıldı. Bir süreçten söz ediyoruz elbette. Yani kaynağında içilebilir nitelikte doğan bir su. Eğer bu söylediğiniz yerlerde içilemez hale geliyor ise, bilmiyorum, belki eğer benim resimlerimi görmek mümkün olabilirse, orada Ergene Nehri'nin hangi noktalarda hangi kirlilik düzeyinde olduğunu gösteren resimlerimiz var. Buna hakkımız olmamalı. Evet. Yani kaynağında içilebilir nitelikte olan suyu biz 25 kilometre, 50 kilometre, 100 kilometre ötede hiçbir amaçla kullanılamaz su haline getirme hakkına sahip olmamalıyız. Önce belki bu hakkımızı savunmamızın gerektiğini söylemeliyiz. Bunu da biliyorsunuz, bu suyu bu zehir haline getiren genellikle Lüleburgaz'da, Çorlu'da ve Çerkezköy'deki fabrikalar ve onların kimyasal atıkları, bir de o bölgedeki yaşayan insanların evsel atıkları. Yani belediyelerin de arıtma tesisleri yok, fabrikaların da arıtma tesisleri yok. Olanlar çalıştırmıyorlar. Dolayısıyla su böyle zehire dönüşüyor. Bu sizin görüşünüz. Evet, sizin görüşünüz. Benim görüşüm. Evet. Bunu ben biraz daha sistematik halde size sunayım diyerek bir takım bilimsel çalışmalardan veriler getirdim. Onlardan izniniz olursa birkaç tanesini söyleyeyim size. Örneğin 1996'da yapılmış bir çalışmanın sonucu. Bakın, diyor ki 1996'dan söz ediyorum. Yani bundan 6 yıl öncesi. Ergene suyunda ağır metallerden kurşun, çinko, bakır, kadmiyum var diyor 1996'da. 99'a gelindiğinde Ergene'den sulanan çeltiklerde bakır ve mangan yüksek diyor. Bu sefer çeltiklerde bulunuyor. Bakın, sudayken artık besin maddelerine de geçmeye başlamış. İşte gayet güzel söyledi az önce üreticimiz. Evet. Söyledikleri güzel değildi ama ifade etme biçimi, en azından gerçekleri ortaya koyma biçimi. Ben çok samimi buldum. Önemliydi, samimiydi. Köyü muhtarı Ömer Ergin, gerçekten samimi itiraflarda bulundu. Bakın, 2001'de bir çalışma diyor ki, Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi'nin çalışması, Ergene Nehri ölü bir nehir haline gelmiştir diyor. 2001'den söz ediyoruz. Bakın, 2004'te bir başka çalışma diyor ki, ağır metal açısından yüzey toprağı kadmiyum içeriği bakımından dünya ortalamasından %44 daha yüksek. Artık kadmiyumun, ki kanserojen bir madde, kanserojen bir madde, toprakta yükseldiğini görüyoruz. 2005'te bir başka çalışma, Tekirdağ İl Çevre Durum Raporu. Yani bir resmi rapordan söz ediyoruz. Bu sizin benim gördüğümüz olaya dayalı olarak tahminlerimiz falan değil. Bir ya da resmi bizim rapordan yaptırdığımız raporlar haricinde devlet de kendisi de rapor yaptırıyor. Evet, o zaman, kendi raporundan bir örnek. 2005 Tekirdağ İl Çevre Durum Raporu. Tarım, sanayi ve evsel kaynaklı kirlenme ile birlikte yaşanan çevre sorunları yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu kirlilik sadece Tekirdağ'da değil, Uzun Köprü ve İpsal'da çeltik üretimini de doğrudan etkilemektedir. Çeltik üretimini etkilemesi demek, hepimizin sağlığını etkilemesi anlamına geliyor. Açık, anlaşılabileceği gibi. 2006'da bir başka çalışma diyor ki, bir yüksek lisans tezi
Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ölçümlerde Ergene Nehri'nde ağır metal kirliliği belirlenmiş. Ve kirletici kaynaklar için hızla önlem alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ulaş ve Adasaranlı'da bakır, Lüleburgaz inandı ve Ulaş'ta çinko kirliliği vardır diyor. Bir bilimsel çalışmanın sonucu. 2007'ye geldik. Yaklaşıyoruz günümüze. Dağ Devren isimli bir araştırmacının, soyadlı bir araştırmacının çalışması, Çorlu'da artan endüstriyel faaliyetler sonucu yayılan emisyonlar toprağa etkilemektedir. Emisyon dediğimiz bu sıvı ve gaz atıklar. Bir başkası Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden bir çalışma. Ergene'nin yararlı kullanımı ortadan kalkmıştır 2007. Sorun sadece su kirliliği değil, toprak kirliliğidir aynı zamanda diyor. 2011'de bir başka çalışma diyor ki analizlerde Ergene suyunda kurşun, cıva, kadmiyum, kobalt, bakır gibi ağır metaller, arsenik, fosforlu azotlu bileşikler, asit, alkali ve boya gibi zehirli kimyasallar. Bu bizim çalışmamıza çok paralel. Bakın 2011'de çalışma, evet. Ortaya konulmuş. Siz de kanıtlamış oldunuz bunun doğruluğunu. Hocam şimdi yetkililer diyor ki Ergene Nehri kirli. Bunu kabul ediyoruz. Fakat zehirli değil diyorlar. Siz de orada yine devlet raporlarıyla Ergene Nehri'nin aslında zehirli olduğunu, toprakta zehir bulunduğunu, daha da ötesinde pirinçlerde, çeltiklerin üzerinde de zehir bulunduğunu söylediniz. İtiraf ettiler daha doğrusu. Öyle diyelim. O raporlarda bunlar itiraf şimdi, ediliyor. Bu... Ben burada çok önemli bir soru soracağım. Evet. Şimdi toprakta zehir var. Çeltikte, pirinçte ya da ayçiçeğinde de zehir var. Peki biz bunları yiyoruz. Bu zehir insana geçer mi ve etkiler mi? Şimdi sorunuza geçmeden önce bu söylediklerimiz bilimsel çalışmalardı. Evet, akademisyenlerin evet. çalışmaları idi. Sorunuzun belki daha çarpıcı olan ikinci bölümü, acaba yetkililer ne diyorlar bu konuda? Yetkililerin de söyledikleri var. İzin verirseniz onlardan da çok birkaç, kısaca, lütfen. Birkaç evet. örnek vererek söyleyeyim. Örneğin Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nün raporu 1997. 1981'den beri yapılan incelemeler Ergene Nehri'nin çok kirli su olduğunu göstermiştir. Bakın 1997'de Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nün raporundan aldım bu ifadeyi. Kirlenmenin asıl olarak yoğun endüstriyel faaliyetler ve tarımsal aktiviteden kaynaklandığı belirlenmiştir diyor. 98 Türkiye Bölgesel Su Toplantıları Havza Kirliliği Konferansı raporu. Yine bir resmi rapor. Diyor ki süre gelen asıl kirlilik araştırmalarla da belirlendiği gibi sanayi kökenlidir. Bir resmi rapordan evet, bu resmi, hocam, söz ediyorum. Resmi raporlar anladığımız kadarıyla tespiti yapmış ama gereğini yapmamış. Öyle söyleyelim. Biz biraz raporlardan yola çıkarak insan sağlığına bu zehirli ve kimyasal suyun etkilerini konuşalım isterseniz. Onlara geliyorum. Lütfen. Bakın 2008'de Edirne valisi bu defa açıklama yapıyor. O zamanın valisi diyor ki Edirne'de yeraltı suları kirlenmeye başladı. Önlem alınması gereklidir. Ergene'nin insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini söylüyor. Bakın bir valimiz bu su kirliliğinin insan sağlığını, sorunuz oydu. O da içme suyuna karıştığını ima ediyor evet, galiba orada değil evet, mi? Evet, evet. İçme suyuna karıştığını, dolayısıyla insan sağlığını ciddi biçimde etkilediğini söylüyor. Bir başkası 2009 Edirne Çevre Orman Müdürü, o zamanki Çevre Orman evet. Müdürü. Bakın Ergene'deki kirlilik canlı hayatı tehdit edecek boyutlara ulaştı. Bakın sorunuzun cevabı resmi raporlardan evet, evet. bunlar hiçbirisi benim kişisel görüşlerim değil. 2011 Çevre Yönetimi Genel Müdürü'nün sözü diyor ki Çorlu ve Uzunköprü'de ağır metal kirliliği var. Deri ve tekstil sanayinden fenol serbest klor kirliliği ortaya çıkıyor. Tüm bu maddeler birden fazla organı etkilemektedir. Ne anlama geliyor birden fazla organ? Vücudumuzdaki birden fazla organa zehirli etki yapabilecek bir kirlilikten söz ediliyor. O kadar çok ki rapor görüyoruz hocam, ki. İsterseniz raporları okumaya devam ederiz ama kısa bir ara verelim. Peki. Sonra konuşmaya Peki. devam edelim. Faruk Bey, bizim yaptırdığımız analizlerde Ergene Nehri için 4. sınıf su tabiri, daha doğrusu sıvı tabiri yapılıyor. Ve içerisinde de ağır metallerin bulunduğu sıvı deniliyor. Siz de bilimsel raporlarda açıkladınız. Bunlar toprağa, topraktan bitkiye geçiyor. Bitkiden de insana geçiyor mu? İnsana geçiyorsa insanda ne tür rahatsızlıklara, hastalıklara sebep oluyor?
Efendim önce bu dördüncü sınıfın ne anlama geldiğini belki tabii konuşmak ki lazım. Suları biz dört sınıfa ayırıyoruz. Birinci sınıf su dediğimiz şey içilebilir kalitede su. Evet, kaynarcadaki örnek gibi. Kaynarcadaki örnek gibi. Evet. Sırasıyla kirlendikçe sınıf atlamaya devam ediyor. Sınıf yükseldikçe aslında kalitesi düşüyor. Dördüncü sınıf dediğimiz zaman hiçbir amaçla kullanılamaz suyu kastediyoruz. Zaten su da denmiyor, sıvı deniyor ona. Kirliliği o hale gelmiş ki artık hiçbir amaçla kullanılamaz. Gayet güzel siz veterinize söylediniz. Bir birim Ergene suyuna 3 birim kirletici karışmış durumda. Acaba bu suyun kirlenmesi mi, kirliliğin sulanması diye mi algılamak lazım? Galiba böyle aslında. Evet. Biz oradan kirli su akıtıyoruz. Akan su kirlilik tümüyle. İnsanı nasıl etkiliyor diye sordunuz. Bu su insanı pek çok yönüyle etkiliyor. Örneğin pis kokudan söz ettiniz veterinizde. Pis kokunun anlamı şu. Gaz haline gelen, havaya karışan bir takım kirleticiler var. Koku dediğimiz şey bu. Şimdi Ergen Nehri'nin çevresindeki köylerde, işte Uzunköprü'de, Löburgaz'da, Çorlu'da insanlar geçerken bir ağır bir pis koku duyuyorlar. Evet. Ve Karamusul'da bunun insan sağlığına ne gibi bir zararı var? Yani orada yaşayanlar için söylüyorum, dolaşanlar için, gezenler için söylüyorum. Efendim söylediğimiz şey şu. Bu koku içerisindeki kimi kimyasalların buharlaşarak havaya karışması anlamına geliyor. Biz de o havayı teneffüs ediyoruz. Sadece burnumuzda kokuyu almıyoruz. Sadece bu yolla da değil. Az önce okudum valimizin ifadesini. Yeraltı sularına sızabiliyor bu kirlilik. Dolayısıyla bu yolla da, içme sularına karışması yoluyla da buna maruz kalıyoruz. Başka yüzeyel sulara da karışabiliyor. Evet. Demin örneğini gayet güzel gördük. Sulamada kullandığımız zaman besinlere karışarak da bunu alıyoruz. Yabani hayvanlar da bunu insanların yaşadıkları yerlere taşıyorlar. Kuşlar, köpekler, kediler. Sinekler. Haşereler de taşıyorlar bunu. Sinekler ya da başka canlılar. Dolayısıyla biz pek çok yolla bu kirleticilere maruz kalmaktayız. Neye yol açıyor dediğiniz zaman bunun içerisinde tabii hangi maddeleri alıyoruz sorusu var. Hangi maddeler olduğunu demin söylediniz. Siz de yaptırdığınız analizlerde ortaya koydunuz. Mustafa Öztürk hocanın da yaptığı çalışmalarda hangi maddeler vardı ki sizinkiyle farksız idi paralel, ikisi. Çok paraleldi. Evet. Dolayısıyla bu maddelere maruz kalıyoruz. Ve gene, bunlar direkt kanser yapıcı ağır metaller değil mi? Gene kişisel olmanın ötesinde ben bir bilimsel kanıtlarla söyleyeyim. Bir Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı isimli bir ajans var. Bu dünyanın en saygın kanser konusunda verileri ortaya koyan ajanstır. Evet. Dolayısıyla bu ajansın her yıl yayınladığı bir takım maddeler vardır. Bunlar birinci sınıf maddeler kesinlikle insanda kanser yapar demektir. İkinci gruptaki maddeler vardır. İnsanda kanser yaptığı ile ilgili çok güçlü kuşkular var ama kesinlikle kanser yaptığı henüz kanıtlanmamış maddeler demektir. Bizim bulduğumuz materyaller hangi kısma giriyor? Şimdi onları söyleyeceğim şimdi. Bunlara baktığımız zaman kadmiyum örneğin kesinlikle kanserojen grupta. Birinci grup içerisinde kurşun çok muhtemelen insanda kanser yapıyor dediğimiz ikinci grup içerisinde. Nikel birinci grup içerisinde kesin kanserojen. Arsenik birinci grup içerisinde kanserojen madde. Fosfor böyle. Dolayısıyla bu maddeler gene bizim dışımızdaki böylesine uluslararası kuruluş tarafından kesinlikle kanserojen madde olarak tanımlanmış maddeler. Bu maddeleri aldığımız zaman bunların sonucunda kanser beklememiz son derece doğal bir sonuç. Ama sadece kanser değil ki. Evet. Bu maddeleri aldığımız zaman hani demişti ya bir yetkilimiz pek çok organı etkiliyor diye. Evet. İşte bu organların içerisinde özellikle vücudumuzda zehirleri zehirsiz hale getirmeyi görev olarak edinmiş organlarımız en çok etkileniyorlar bundan. Bunlar da karaciğer ve böbrek. Dolayısıyla bu maddeleri aldığımızda buyurun. Aslında anladığım kadarıyla Karamürsel'de konuştuğumuz arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyorlar. Köylüler de aynı şeyi söylüyorlar. Astım rahatsızlıklarını artmaya başladığını belirtiyorlar. Eğer solunum yoluyla almışsak bu defa da solunum yolu sorunları kronik bronşit gibi, astım gibi, akciğer kanseri gibi. Solunum yolu şikayetleri. Sindirim yoluyla aldığımız zaman önce sindirim sistemimizin tamamında etkilenme ama sonrasında zehirsizleşmeyi sağlayan karaciğer, böbrek, hatta beyin, hatta damarlar, kalp, kemikler gibi pek çok organımızı etkileyen sorunlar yaşıyoruz bu maddelere bağlı olarak. Hocam biz anladığımız kadarıyla
en azından Türkiye'deki pirinç ve ayçiçeğinin %65'ini oluşturduğuna göre, daha doğrusu üretildiğine göre bu topraklarda, sizin bilimsel raporlardan da açıkladığınız kadarıyla biz 14-15 yıldır kanserli pirinç ve ayçiçeği tüketiyoruz galiba, öyle mi? Şimdi ya da içinde ağır metaller bulunan ayçiçeği ve pirinç tüketiyoruz. Belki doğrusunu şöyle söylememiz gerekiyor. Bir bilim adamı... Siz VTR'deki kaygıyla bunu söylüyorsunuz ama şunu ortaya koymamız lazım. Bütün üreticilerimiz bu kirli sudan ürünlerini sulamıyorlar. Evet, o ayrımı muhakkak yapalım. Önce bunu rica koyalım. Etmişlerdi. Özellikle Lüleburgaz'a kadar olan bölgelerdeki üreticiler pirinçlerini, çeltiklerini ve ayçiçeklerini dere suyuyla, yani daha kimyasal maddelerin karışmadığı dere suyuyla suluyorlar. Lüleburgaz'dan özellikle de Uzun Köprü'den sonraki üreticiler ise maalesef zehirli suyla suluyorlar. Gene tümüyle olmadığını ortaya koyalım. Çünkü oradaki barajlarımızdan sulayanlar var. Yeraltı suyunu kullanarak sulayanlarımız var. Kuşkusuz böylesine Ergene'den de sulayanlarımız var. Dolayısıyla evet, kirlenmiş pirinçle tüketmiş olabiliriz. Bu olasılık elbette var ama tümünün kirli olmadığını da vurgulayalım. Anladım. Hocam şimdi Uzun Köprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, nehirdeki kirlilik nedeniyle çevrede kanser vakalarının büyük oranda arttığını ve ölümlerin yaşandığını söylüyor. Siz de halk sağlığı ana bilim dalı başkanısınız Trakya Üniversitesi'nde. Bu tür vakalar size geliyor mu? Araştırmalarınızda bu tür vakalara rastladınız mı? Efendim tabii bütün bu az önce söylediğim gibi Uluslararası Kanser Ajansı'nın kanserojen diye tanımladığı maddeler Ergene suyunda bulunduğu göre... Hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Yani son yıllarda özellikle Çorlu'da, Lüleburgaz'da, Uzunköprü'de kanser vakalarında bir artış söz konusu mu? İzin verirseniz ona geleceğim. Bu maddeler varsa acaba kanserde buna paralel biçimde artıyor mu diye bir çalışma planladık. Biraz kaynaklarımız nedeniyle bu çalışmamızı sınırlı tutmak durumunda kaldık. Çorlu'yu çalışma alanı olarak seçtik. Kirliliğin kaynağı olan yerde 2037 tane fabrika var Çorlu'da. Sadece Çorlu'da mı 2037 tane? Bölgede. Havzada. Evet, dolayısıyla Havzası'da. Ama en yoğun yaşandığı yer Çorlu Çerkezköy bölgesi. Sanayi anlamında, nüfus anlamında da öyle. Evet. Dolayısıyla kirliliğin çok en doğru. yoğun olduğu yer diyerek Çorlu'yu seçtik. Bir çalışma yaptık burada. Ve gördük ki Çorlu'da çalışmamızı şöyle planladık. Çorlu deresine yakın oturan insanlardan bir grup ve uzakta oturan insanlardan bir grup seçerek acaba kanser farklı mı bu iki grupta biçiminde? Gördüğümüz şey şu, yaptığımız çalışmanın sonucunda bizim bulduğumuz kanserli vakalar Sağlık Bakanlığı'nın topladığı kanser kayıtlarına göre daha yüksek oranda. Eğer Sağlık Bakanlığı bütün kanserli vakaları bulabiliyor ise bizim çalışmalarımızda kanser sayısının arttığı anlaşılıyor. O Ergene Nehri'ne yakın yerlerde mi? Kanser... Anlatacağım. Çorlu'daki genel durum bu. Gene bu çalışmayı... Analizlerini ilerlettiğimiz zaman gördük ki iki tane önemli nokta var. Kanser vakalarının yüksek olduğu grupta bir, Çorlu'da 10 yıldan fazla süredir oturanlarda kanser yüksek. İki, Çorlu deresine 500 metreden daha yakın mesafede oturanlarda daha yüksek. Yani yaklaştıkça o zaman kanser vakalarının sayısı da artıyor, öyle mi? Öyle bulduk biz. Bizim bulgularımız bu yönüyle, bu yönde. 500 metreden daha yakın ise Çorlu deresine kanser vakaları daha yüksek. 10 yıldan daha uzun süredir Çorlu'da yaşıyorsa gene kanser vakaları daha yüksek idi. Bu nehirden su içmediklerine göre genellikle koku yoluyla alıyorlar o zaman, öyle mi? Su içmeleri şart değil. Demin de söyledim. Bu su yeraltı sularına karışarak insanlarımıza ulaşabilir. Hava kirliliği yoluyla insanlarımıza ulaşabilir. Üretilen besinler yoluyla insanlarımıza ulaşabilir. Hayvanlar yoluyla, haşereler yoluyla insanlara ulaşabilir. Ama görünen o ki Çorlu Deresi'ne yakın oturmak riskli. Uzak oturmaya göre daha yüksek risk taşıyor. Dolayısıyla bu bir birliktelikten söz etmemize imkan veren çalışma. Yani Çorlu Deresi kanser yapmaktadır demek için bu veriler yetersiz elbette. Çalışmayı laboratuvar destekli biçimde yapmamız gerekli. Ama bu tabii kaynak işi olacak. Büyük ihtimal olarak da anladığımız kadarıyla. Burada gördüğümüz şey şu. Çorlu Deresi'ne yakın oturulduğu zaman kanser yüksek, 10 yıldan daha uzun süre yaşandığı zaman kanser yüksek görünüyor. Peki Karamusul'da, Uzunköprü'de araştırmalarınız var mı? En azından Uzunköprü Belediye Başkanı'nda resmi bir açıklaması var. Yani
Uzunköprü Belediye Başkanımızla gayet ilişkilerimiz de gayet iyidir. Böyle bir çalışma düşünüyoruz. Bir çalışma planımız var. Enis Bey'le de bu konuda görüşürüz. Böyle bir düşüncemiz var. Bu çalışmayı biraz daha ayrıntılı yapmak durumundayız ki kanıt biçiminde bunu ortaya koyabilelim. Yani birliktelikten öte. Bu hastalıkların kaynağı da bu Ergene'dedir. Hocam süremiz çok azaldı. Bir adil eylem planı açıklasanız neler yapılmalı? Fabrika atıkları ile ilgili, evsel atıklarla ilgili, arıtma tesisleri bir an önce devreye sokulmalı falan deniyor. Evet. Hatta Çevre Bakanımız bu konuda özellikle geçen seneden itibaren çok üzerlerine gidiyor ama yapılan araştırmalara baktığımızda ağır metallerin hiç azalmadığını nehir suyunda görüyoruz. Sizin böyle bir planınız olsa, acil eylem planı çağrınız olsa burada neler söylersiniz? Efendim aslında çok da bilinmeyen şeyler değil bunlar. Birinci nokta kirlenmenin devamının engellenmesi. Evet. Çevre Bakanımızın açıklamalarında da var. Diyor ki kimileri arıtma tesisini kullanmıyorlar. O halde bunu kullandırmamız lazım. O zaman yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bunu kullandırmamız lazım. Evet. Arıtma tesisi yoksa kurdurmamız lazım. Belediyelerin çoğunda da yok mesela. Sıkı biçimde denetlememiz lazım. Bir çevre müdürlüğünün denetim sıklığıyla ilgili kendi verilerine baktığım zaman görüyorum ki yılda bir fabrika bir kere görülemiyor. Böylesine denetlenemiyor yani. Denetlenemiyor. Dolayısıyla yani böyle bir durumda yaptırım uygulamak çok güç. Çünkü bilmiyorsunuz gerçek durumu. Hocam sorunlardan evet süremiz doldu. İsterseniz sözlerinizi kısaca toplayalım. Evet. İkincisi elbette çok kısa zamanda hiçbir yerleşim yerinin arıtma tesisi yok. Evet. Trakya böylesine. Fabrikaların yok, yerleşim yerlerinde yok. Evet. En kısa zamanda bunların arıtma tesislerini yaparak kirlenmenin engellenmesi birinci adım. İkinci adım da bu mevcut kirlenmenin ortadan kaldırılması için elbette bilimsel bir ekiple bir takım uygulamalara ihtiyaç var. Hemen bunun yanı sıra söylemekte çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir başka nokta da sadece sanayi kaynaklı kirlilik değil, su kaynaklarını da aslında kurutma yönünde taş ocakları var örneğin. Evet. Son derece riskli yerler su kaynaklarının da daralmasına neden olan bir çok başka doğru. Sorun. Taş ocakları ile ilgili bir çalışma yapacağız ama bugün süremizin sonuna geldik. Ben bu kadarını söylemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Edirne'den buraya kadar yoruldunuz. Estağfurullah. Zahmet oldu size. Ben teşekkür ederim bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.